Merhaba, bugün size biraz bilgi ağırlıklı bir video paylaşmak istiyorum. Verilerden bahsedeceğim çünkü çalışmalarım esnasında çok kullandığım Merkez Bankası'nın sektör bilançolarını incelediğimiz bir video olacak. Bu ne işe yarayacak? Herkes ekonomik krizin ne kadar çok büyük olduğunu söylüyor pandemi nedeniyle. Rakamlarla size bugün açıklamak istiyorum. Merkez Bankası'nın 860 bin firmanın idari kayıtlarından derlediği sektör bilançoları, reel sektörün yıllık performansını izlemek açısından önemli bir kaynak olarak benim de çalışmalarımda sıkça kullandığım bir kaynak. Firmaların durumunu sektöre göre karşılaştırmak için epey kullanıyorum. Şimdi bu tabloda büyüklük ölçekliklerine göre firma başına 2020 yılı ortalama değerleri ve bu kalemlerdeki yıllık reel değişimi gösteriyor. Bu büyüklük ölçekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tanımlarına göre belirlenmiş. Verilerin ortaya koyduğu başlıca sonuçlarda şu şekilde: büyük ölçekli firmalar hariç diğer tüm grupların firma başına ortalama aktif büyüklüğü artışı enflasyonun altında kalmış. Yani reel sektör KOBİ'leri 2020 yılında reel olarak küçüldü. Açık olarak bu görülmekte. Yani reel küçülmede mikro ölçekli firmalar %8.24 ile başı çekti. Burada mikro ölçekten kasıt yıllık çalışan sayısı 10'un ve net satış hasılatı da 3 milyonun altında olan işletmelerden bahsediliyor. Tüm ölçeklerde firma başına ortalama istihdam azaldı. Tüm ölçeklerde firma başına ortalama öz kaynak miktarı reel olarak ciddi küçülme kaydetti. Burada da mikro ölçekli firmaların %15.79 ile başı çektiğini görüyoruz. Orta ölçekliler hariç diğer tüm ölçeklerde firma başına ortalama net satış hasılatı reel olarak küçüldü. Yani net satışlarındaki reel kayıp küçük ölçeklilerde %7.6'yı, mikro ölçeklilerde %8.2'yi bulduğunu görüyoruz. Yani ciroların azaldığı anlamına geliyor. Net karlardaki reel kayıp çok daha yüksek. Reel kayıpta büyük ölçekliler %23.42 ile ilk sırada. Mikro işletmelerde ise 20 yılını zararla kapattı. 2019'da firma başına ortalama 7 bin lira olan net karı mikro işletmeler 2020'de ortalama 20 bin zararla karşı karşıya kaldılar. Bu zararın geçmiş yılın 3 katını bulması mikro işletmelerdeki tahribatın ne kadar güçlü ve yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Yani firma başına çalışan sayısı enerji ve menkul kıymetler hariç tüm sektörlerde 2019'a göre azaldı. Bu işte Covid pandemisinin etkisiyle de en büyük istihdam kaybı turizmde yaşandı. Konaklama ve yiyecek içecek hizmetlerinde firma başına istihdam %19.65'te düştü. Turizmi yine salgından en fazla etkilenen sektör olan kültür, sanat, eğlence ve dinlence %16.50 kayıpla izledi. Eğitimle, sağlık ve sosyal hizmetler sektörlerinde firma başına istihdam kaybının da tam da salgın yılında ilk sırada yer alması dikkat çekici, önemli bir sorun. 17 ana sektörün 10'un da firma başına aktif büyüklük reel olarak düştü. Firma başına ortalama aktif büyüklüğün reel olarak eridiği sektörler arasında istihdam açısından önemli sektörler olan tarım, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmetleri, eğitim, sağlık da yer alıyor. Yani salgın yılında en avantajlı sektör olarak görülen bilgi ve iletişim sektöründe de firma başına ortalama aktif büyüklüğünün reel olarak küçülmüş olması da dikkat çekici bir gelişme. Şimdi ekonominin bel kemiği sayılan imalat sanayinde firma başına ortalama aktif büyüklüğü 3.13'lük bir artış göstermiş. Ancak bu veriye de büyüklük ölçeklerin ortalamalarıyla baktığımızda tamamen farklı bir durum var. Yani ortalama aktifler büyük ölçekli firmalarda %1.99, orta ölçekli firmalarda %3.92, küçük ölçekli firmalarda %4.43, mikro ölçeklilerde ise 5.96 reel düşüş kaydetmiş. Şimdi kültür, sanat, eğlence ile enerji başta olmak üzere firma başına aktif büyüklüğü reel artış gösteren sektörlerde ise bunun aşırı borçlanma ile gerçekleştiği görülüyor. Yani firma başına aktif büyüklüğü küçülen bazı sektörlerde dahil olmak üzere sektörlerin çoğunda firma başına ortalama yabancı kaynak miktarının çok yüksek reel artışlar var. Buna karşı öz kaynaklarda ise çok yüksek reel kayıplar söz konusu. 5 sektör dışında 12 ana sektörde firma başına ortalama net satış
geliri reel olarak azalmış. Yani turizm, lokantacılık, ulaştırma, kültür, eğlence sektörleri doğal olarak burada başta yer alıyor. Net kar cephesinde ise çok yüksek artış ve çok yüksek düşüşlerle birbirine tam zıt yerlerde duran sektör performansları var. Artış olan sektörlerde borçlarında ciddi boyutta arttığını dikkate alırsak, kârlardaki artışın büyük ölçüde çalışan ücretteki aşınmadan geldiği söylenebilir. Sonuç olarak reel sektör firmaları 2020 yılını aktiflerinde erime, istihdamlarında kayıp, satış gelirlerinde düşüşle kapatmışlar. Buna karşın borç yüklerinde fahiş artışlar söz konusu ortaya çıkmış. Firmaların mali yapılarındaki bu ciddi bozulmayla istihdam kaybı ve ücretlerdeki aşınma, içinden geçtiğimiz kırılgan ekonomi koşullarında ülke ekonomisinin toplanmasının önündeki en ciddi sorunlardan birisi olacak ve toparlanmanın umulandan çok daha zor olmasına yol açacaktır. Şimdi bütün bu göstergeler, 160 bin firmanın verisinden yola çıkarak bu özetlediğimiz ekonomideki özellikle de mikro ölçekli firmaların hem ciro kayıpları hem zararla kaybetmiş olması bize çok ciddi yapısal sıkıntı olduğunu, ekonominin ne kadar ciddi boyutlarda ülke genelinde sorun yaşadığını gösteriyor. Ama bütün bunları bu açıdan değerlendirirsek firmalar bazında bu karşılaştırmaları yaptığında firmanın sektördeki diğer rakiplerine ya da sektör ortalamalarına göre durumunu ortaya koyuyoruz. Şimdi her seferinde söylediğimiz gibi krizler de aslında içerisinde ciddi bir fırsatları da barındırıyor. Önemli olan bütün bu ekonomik veriler içerisinde sizin firmanızın bunu da göz önünde bulundurarak buradan kendi rotanızı çizmekte, bu krizleri nasıl fırsata dönüştürebileceğinizi bulabilmekte. Bu konuyla ilgili de size danışmanlık hizmetlerinde yardımcı oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.